Güneydoğu'da bayağı bir imar hamlesi yaptınız. Bunların Türkiye'ye maliyeti nedir? Devam edecek mi? Ne kadar daha sürecek imar hareketleri? Tabii Güneydoğu'da yapmaya çalıştığımız, şimdiye kadar teröristlerin yaktığı, yıktığı ne varsa onları yeniden ihya edebilme hareketi. Burada mağdur olmuş vatandaşın, yarası kanayan vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, yaralarının sarılması faaliyeti. Allah bir daha yaşatmasın öyle kötü bir olay. Çünkü o bölgede yaşayan insanlar bunun acısını çok derin bir şekilde hissettiler. Şimdi de bir taraftan güvenliğin sağlanmasının getirdiği huzur içerisindeler. Bir taraftan da devletin gelip yaralarını sarmasını müthiş bir şükran duygusuyla karşılıyor. Bunu ben her gittiğim yerde gördüm. O terör örgütlerinin bizim burası kurtarılmış bölgelerimiz, kalelerimiz dediği yerlerde ne kadar sokak varsa, kahve varsa hepsine girdim, çıktım, sohbet ettim. Hatta onlara sempatik bakan insanların bulunduğu yerlere de çok sık gittim ben. Oralarda onlarla da epeyce sohbet ettim. Nihayet de bir devletim, ben bir bakanıyım ve devleti temsil ediyorum. Oradaki insanlar bizim insanlarımız, bizim vatandaşlarımız. Onların yarasını sarmak da bizim görevimiz. Biz orada şöyle bir yol tercih etseydik devlet çok ucuz yoldan çıkmış olabilirdi. Yani bütün hasarları tespit ettiğimizde kaç liralık bir zarar var? O zararları ödeyip geriye çekilebilirdik. Ama o zaman burada insanlar şunu yaparlardı. Ağır hasarlı, hafif hasarlı demezler, evleri tamir edip otururlardı. En ufacık bir sallantıda o evlerin hepsi yıkılırdı. Altyapı da tabii yok bu arada. Tabii elbette ki yok. İki şiddetinde, üç şiddetindeki bir depremde, bakın en basitinden bahsediyorum. Hiçbir medeni ülkede 2, 3, 4, 5 şiddetinde depremler hiçbir zarar vermez. Ama oralarda bu evlerin %50'den fazlası yıkılırdı. Çünkü ağır hasarlıydı ve biz bedelleri verip çekilseydik, herkesin yapacağını biliyorum, kırılan camı taktırırdı, duvarını sıvatırdı, boyatır. kolon kiriş hiç bakmazdı ona, boyatırdı, otururdu içinde. Ve geride kalan parayı da Hayır. geçimine falan sağlardı. Tabii böyle bir yolu tercih etmedik biz. Orada yeni bir yaşam merkezi oluşturmaya çalıştık. Geniş caddelerin olduğu, sokakların olduğu, parklarının olduğu, sosyal donat alanlarının tamamıyla dizayn edildiği. Bir taraftan da onların kendi geleneklerine göre taziye evleri, örflerine göre işte salça kaynattıkları, Çeşmeleri. işte bazlama pişirdikleri vesaire falan ocakları da yaparak tam böyle geleneksel onların yaşamına uygun bir mekan, bir ortam sağlamaya çalıştık. O zaman güzel siteler yaptık orada. Ve vatandaş da doğrusu bizimle anlaşıp yıkılan evlerin karşılığında oralara geçiyorlar şimdi. Elbette bunun da bir bedeli olacak. Çünkü 30 binden fazla ev yapıyoruz orada. Bir 30 bin kadar, 40 bin kadar evin de hafif hasarlı olduğu için bedelini ödedik. Bu arada dışarıda kalan vatandaşlara yardım ettik. İşte ekmeksiz olan insanlara yemek, aş yardımında bulunmaya çalıştık. Toplum yararına çalışma tarafında o terör mağduru ailelerden birer kişi iş almaya çalıştık. Çünkü evi yıkılmış, ortada kalmış, geçimini küçük esnaflıkta sağlayan binlerce insan var. Bunlar yapmak devletin göreviydi ve devlet olarak da biz bu görevimizi hakkıyla yerine getirdik. Belki şimdiye kadar Şimdi yapılmamış altyapı da su, kanalizasyon, elektrik. Değil mi efendim? bakın o Şimdi konuda ayrı bir acı. Çünkü oralarda kayyum atanan belediyeler için neredeyse söylüyorum. Hiçbirisinin belediyecilik diye bir derdi olmamış. Su icabında devlet su işleri o ilçenin kapısına kadar suyu getirmiş. O ilçenin nüfusunun 2-3 misli büyüklükte bir ilçeye hitap edecek kadar suyu getirmiş. Fakat içeride şebeke döşemesi tarafında bir adım atmamışlar. Veyahut da şebeke ufak tefek döşedilerse bile saat takmamışlar. Bunlar yapmayınca ne oluyor? Vatandaşa şirin gözüküyorsunuz, saat takmıyorsunuz. Bedava su kullanmanın belki keyfini çıkardığını zannediyor vatandaş. Ama baştaki evlerin hepsi bahçelerini suluyorlar. Hortumu dışarıya atıp kontrolsüz bir vaziyette saatlerce suyu akıtıyorlar. İlk mahalleyi doyuruyorsunuz, 10 mahalle açıkta kalıyor ve susuz. Ben biliyorum birçok ilçede, bakın Silopi'den bahsediyorum, Cizre'den bahsediyorum, Şırnak'tan bahsediyorum. Bir saat gece ya su geliyor ya gelmiyor. Veyahut da haftada bir kere su geliyor, gelmiyor. 15 günde bir su akan yerler var. Bakıyoruz kaynak var. Yerin altında su var. Barajlardan su geliyor veyahut da. Şehre kadar da devlet su işleri getirmiş. Devlet üzerine düşeni yapmış. Ama belediyenin yapması gereken işleri yapmadığı için vatandaş susuz. Şimdi orada biz yeniden altyapı faaliyetlerine de girdik, yollara da girdik. Özellikle kayyum belediyelerimiz müthiş çalışıyor gençler. Sıfırdan bir şehir diyebilir miyiz efendim bunları bir ölçü? Şöyle, çatışma yaşanan yer eğer şehrin %10'luk bölgesi ise o bölgede tamirat, tadilat yapılıyor, yenileme yapılıyor. Ama şehrin altyapısı tamamıyla yapılıyor.
Bir kısmı şehrin altyapısı itibariyle baktığınız zaman sıfırdan yapılıyor. Arıtma testleri de yapılıyor tabii. Ama şehirdeki imar faaliyetleri orada örnek olacak şekilde yapılıyor. Bir de vatandaş kendi yerinde istediği için mahalleleri temizleyip orada yapmaya çalışıyoruz. İleride bulduğumuz rezerv alana taşımak istediğimizde çok gitmek istemiyorlar. O yüzden oralarda, büyük ilçelerde ve illerde, şehrin içerisinde terör yaşanmış olan yerlerde, o bölgelerde yepyeni bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. İşte o da diğer taraflara örnek olacak. Herkes ona özenerek yavaş yavaş geçecek. Bir vatandaş eğer bizimle şimdi gelip ev anlaşması yaparsa, yani evi yıkılmış bir vatandaşın, derse ki, evet ben sizinle anlaşıyorum, benim 100 metrekarelik evim yıkıldı, bana 100 metrekarelik yeni yaptığınız yerden ev verin. Derse eğer, bakın o adama evini vereceğimiz tarihi söylediğimiz gibi, ilk evini terk ettiği günden itibaren de kira yardımında bulunuyoruz. 600 lira ile 800 lira arasında değişiyor bu. Yani bir sene önce evini terk etmişse çatışmalar başlarken, o bir sene öncesinden beri kirasını ödüyoruz. Ne zamana kadar? Evine gireceği güne kadar, teslim edene kadar. Sonra evin bedeli ne kadarsa %12'sini eşya bedeli olarak ödüyoruz. Yani 100 bin liralık bir evi varsa adamın, 12 bin lirada içindeki eşyasını yıkıldığını kabul edip, yakıldığını kabul edip eşya bedelini ödüyoruz. O zaman vatandaş bundan mutlu. Bazı ilçelerimizde anlaşmalar %90, %95 seviyelerine geldi. Bazı ilçelerde hala özellikle o terör örgütünün siyasi uzantısının avukatları var. Onlar gidip gelip tahrik etmeye devam ediyorlar. Siz merak etmeyin. Hakkınızı alırız. Avrupa'ya taşırız. Dünyaya taşırız. Çok büyük bedeller alırız. Sonra bir de el altından eğer yaparsanız bak karışmayız falan filan gibi de böyle tehditler olduğu için vatandaş biraz çekimser davranıyor. Ama bütün bunları aşıyoruz. Hamdolsun. Teşekkür.